Mart ayının ortasından bu yana ibadete kapalı olan ve Paskalya Bayramı'nın da din adamları tarafından cemaatsiz olarak kutlandığı kiliseler iki buçuk aylık aranın ardından yeniden açılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle önceden belirtilen toplumsal sağlık tedbirlerine uyulmak ve gerekli önlemler alınmak kaydıyla bugünden itibaren ibadethanelerin sınırlı olarak açılacağı hükümet tarafından bildirilmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge açıklamasıyla Resmi olarak vakıf statüsündeki kiliselerde ibadet yasağının bulunmadığı, hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı illerde kiliselerin gerekli hijyen ve dezenfeksiyon gerekliliklerini ve sosyal mesafe kurallarını yerine getirme şartıyla cemaatle ibadete başlayabilecek. Fakat dernek tüzel kişiliğine sahip olduğu için kanun ve idareciler nezdinde dernek statüsünde işlem gören kiliselerin durumu ile ilgili henüz durum belirsizliğini koruyor. Mersin ve Hatay İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan duyuruya göre ibadethaneler sınırlı olarak açıldı. Yapılan açıklamada ibadetlerin uygulanacak tedbirlerle yapılacağı, kilisede oturulacak koltuk sayısının üçte biri olan ve şimdilik en çok 50 cemaat üyesinin ayinlere katılabileceği açıklandı. Kilise girişinde ateş ölçer kontrolü yapılacağı, maske takılmış olarak ve sosyal mesafe önlemlerine uygun oturum sağlanmak suretiyle ayinlerin yapılacağı belirtildi. Cenazelerde yakın aile bireylerinin katılması ve salonlarda taziye alınmaması uygulamalarının devam edeceği, dini nikah, vaftiz töreni ve 40. gün veya sene anma ayinlerini yapmak isteyen cemaat üyeleri için de belirtilen tedbirler uygulanacak. Kilise girişinde ateş ölçer kontrolü yapılacak, maske takılmış olarak ve sosyal mesafe önlemlerine uygun oturum sağlanmak suretiyle ayinler icra edilecek. Ayinlerden sonra kilise salonunda oturum sağlanmayacak ve ayin sonrası kilise bahçesi hızlı bir şekilde boşaltılacak. Hristiyan Haber'e konuşan Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Ali Kalkan Delen, yapılan açıklamaların kilise derneklerini kapsayıp kapsamadığından emin olamadıklarını, açıklamanın kilise olarak imar planında belirtilen yerlerde ibadet eden kiliseleri ve vakıf statüsündeki kiliseleri kapsadığını belirterek, dernek statüsündeki kiliselerle ilgili durumun da tek tarafından Cumhurbaşkanlığına sorulduğunu ve gelen cevaba göre hareket edileceğini, gelen cevabında kiliselerle paylaşılacağını açıkladı.